İyi valla. Başkanım. Sayın Bakanım. İstanbul ve Ankara'da birçok noktada tanzim satış noktasını hayata geçirdik. Niye? Öncelikle talepler yoğun bir şekilde buradan geldi. Halkımızın yoğun olduğu bölgeler ve burada hızlı bir adım atalım dedik. Ve doğrudan üreticiden tüketiciye bir kanal açarak işte piyasada birilerinin bozduğu bu fiyatlama, ki bu bozduğu fiyatlama neye netice verdi? Bunu belki bir kısmınız yakalayamamıştır. Ocak ayı enflasyonunda eğer bu fahiş fiyatlama olmasaydı, Ocak ayındaki bu gıda Aralık ayı gibi aynı olsaydı enflasyon kaç çıkacaktı biliyor musunuz? -0,43. Peki yıllık enflasyon ne olacaktı biliyor musunuz? 18,85'e düşecekti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha, kısa vadeli, orta uzun vadeli bilmiyorum. Antalya'da başkanımız söyledi. Seracılıkla ilgili çok güçlü bir program açıkladık. Valla çok net söylüyorum. 3 yılda kendini geri ödeyen bir sektör. Hele de bu yeni termal enerji ve sulama altyapısıyla birlikte müthiş potansiyeli olan. Hem iç piyasa hem ihracat açısından da iş dünyamız yatırımlar noktasında da fokus oldu. 7 yıl vadeli, 2 yıl 3 yıl geri ödemesiz, maliyeti tek haneli çok düşük bu noktaya geldi. Ve inanılmaz bir şekilde bir de baktık ki bu hal fiyatlamalar falan derken marketler şu ve her yerde bu 15 liralık 20 liralık patlıcan biberler tekrar bu 4 liralara 5 lirada düştü. Allah Allah. Sadece tanzim satışta değil diğerlerinde de ciddi bir düşmeye başladı. Hani yoktu ya bu ürünler? Yoktu bilmem ne şudur budur bir de baktık düşmeye başladı. Bu oyunun bozulması. Ama bugün Sayın Bakan Yardımcımızla da konuştuk. Birçok farklı büyük şehirden de talep gelmeye başlamış. Yani biz de katılmak istiyoruz. İzmir'de bunlardan bir tanesi bu arada. İzmir'den de talep gelmiş. Biz de dedik hay hay. Hemen çalışalım dedik arkadaşlara. İzmir'de de tanzim satışların açılması noktasında biz kamu olarak gerekli desteği verebiliriz. İzmir'deki vatandaşımız da bu anlamda yokluktan değil, Türkiye'de her şey var fazlasıyla. Ama birilerinin fırsatçılık yaptığında devletin demir yumruğu kalkıyor. Daha inmeden ayrımızı ayardı kalktı. Hemen fiyatlar üçte birine düşmeye başladı. Bu çerçevede İzmir'le birlikte, İzmir'de bu konuda olumlu dönüş gerçekleştirdi kendilerini. Bu hazırlığı yaparlarsa, bu adımları atarlarsa bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de destek olacağımızı ifade ettik. Bunun dışında farklı büyük şehirlerimiz de var. Yani bu çerçevede vatandaşımızı mağdur etmeden bu süreçle ilgili adımları attık.